Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün erken başladık güne. Komşuyla gittik. Arka tarafta bahçe var bizim. Otopark tarafından iniliyor. Orada bir vişne ağacı var. Vişne topladık. Sonra pay ettik böyle. Kompost da yapacaktım aslında ben ama valla böyle yemesi daha güzel geldi bana. Mayhoş mayhoş. Yapmaya da bilirim. Zaten bir tabak var böyle. Murat da sevmiyor kompostasını vişnenin. Hani sevmiş olsa belki onun içinde yaparım ama öyleyle ben içiyoruz. Böyle Ali de yiyor, ben de böyle yiyeceğim herhalde bunları. Biraz da asma yaprağı topladım. Geçen de çok az toplayıp haşlayıp buzluğa atmıştım küçük bir poşet. Şimdi bunları da şey yapacağım. Önce şu saplarını kopartacağım. Sonra yıkayacağım. Sonra da yine suda haşlayıp bir sarartıp böyle buzdolabı poşetine koyup atacağım. Aslında sarmak istiyordum ama bu ara böyle cam kapı giriştiğim için temizle yorgunum. O yüzden yapmayabilirim yani. Buzluğa atarım. Yine dinlenik olduğum bir zamanda yaprak sarmasını yaparım. Şimdi burada bulaşıklarım falan var. Onları makineye dizeceğim. Ondan sonra akşam yemeği için ne yapıyorum? Burada etim var. Böyle sarımsaklı, sirkeli çorba yapacağım. Yoğurtlu, yumurtalı, terbiyeli. Burada da kalçalı but almıştım ya. Hani siz de demiştiniz ne yapıyorsun kalçalı buttan diye. Ne yapacağım? Tavuklu pilav yapacağım. Tavuklu pilav. Ondan sonra bu çorbadan yapacağım. Yanına da şey vardı. Ne vardı? Künefe almıştık ya hazır. Dondurulmuş künefeler bilmem. O künefeden yapacağım yanına da. O kadar. Allah bereket versin. Bugünkü menümüz bu şekilde olacak. Evet, Murat ahçapları diziyor. Hadi. Dayı istiyorsan bunları üstüne takalım böyle. Oluyor, işte buraya geliyor. Yapışıyor böyle. Nasıl istiyorlar? Bak nasıl geldiler. Onu nasıl istiyorlar o sıcak suyu? Kirada. Doğru. Kirem şu kadar. Ya içi de geldi. Bak geçti Ceylin, geçti. Geçti. Şey de burayı mı? Geçer o. İzliyor fotoğrafını seni yaptıkça. Ben de istiyorum da. Ceylin ben yakınıyorum. Biz duruyorsun. Evet dursan alırsın. Köpek istiyor. Ay. Evcil hayvan istiyor. Aynen. Temizliği bir kuşa bakamadı. Şeyden örtüyordu ses. Çok güzel. Hani tamam doldur ben getirsin. Bir tane getir oraya. Ay. Bir tane getir. Toplayın bir yer. Al bir yerden getir. Çukur oldu Murat. Bak bu güzel çubuğu valla dedi. Güzel ama. Güzel, çukur oldu. Evet. Oraya bir şimdi orayı işte aynen. Orası köşesini kazmak lazım. Bir dakika. Geçmeli birbirine. 3, 6, 9. Tamam annem sonra. Babanın işini bitirsin. Bak bir kutusu böyle 90 lira. Suya hiçbir şey olmuyormuş. Suda muda. Yok hiçbir şey olmuyormuş işte. Kışın kaldırıp koyarız içeri kışın ya. Duracak boşu boşuna dışarıda. Tabii. Yazın gene. Aynen. Hemen bir paket al diye bir kare gitti. Hemen bir paket al getir ekle diye. Hem sana koymaz öyle bir hem de. Doğru. Değil mi? Çimenle güzel duruyor yeşil kahve. Yok be çimen güzel. Ama çimen bozuluyor bak. Bak sen nasıl da bozuldu. Nasıl bozuldu çimlerde? Çok uğraştırıyor. Uğraştırıyor mu? Çok. Hayır, onun köşesi yüksek kaldı. Aşağıdakinin gülleri nasıl olmuş? Sizler hiç basılmıyor Bahar. Sizler hiç basılmıyor. Yoksunuz zaten evde. Sizinkiler duruyor herhalde. Yok be yine küçük. Bizimkilere baksana keleş gibi. Bak. Evet. İçince gördün mü? Ama canlanır canlanır. Aynen. Sevsene civcivleri. Dokunamıyor. Korkuyor mu? Senin çiçeğinin adı ne Bahar abla? Eve gireceğim. Hangisi? O köşedeki. Onlar hiçbir şey yapmaz. Evet arkadaşlar tahtaların işlemi bitti. Böyle oldu.
kapı girişinden buraya kadar döşedik. Şuradaki kapak kapansın diye aldık bunları ama çok güzel oldu. Ali, Ali de arkadaşıyla oynuyor. Canım büyümüşüm mü bak. Evet, büyümüşsün. Benim de ekilecek çiçeklerim evet, var. Çamaşır yıkacağım, asacağım. Çorbanın terbiyesini yaptım. 2 kaşık un, 1 yumurta, 2 kaşık da yoğurt koydum. Yoğurt dibinde kalmıştı 2 kaşık. O yüzden bunun içerisine yaptım. Sarımsak ve sirke ekledim çorbaya. Arkadaşlar bu çorba ne eti? Ne etinden yapılıyor? Kelle etinden yapılıyor. Hayvanın kafa etinden yani. Kemik kısmı yağlı böyle. Ama yine de lezzetli oluyor böyle. Çok yağlı yağlı ağır olmuyor yani. Su koydum, haşladım güzelce. Zaten haşlanmış koymuş. Annem getirdi bunu da. Dondurucudaymış. Pilavım da burada hazır. Yani düğün çorbası gibi oluyor böyle. Burada da tavuklarımı didikledim. 2 tane kalçalı butun etini. Şimdi terbiyeye döküp karıştıracağım çorbayı. Ama süzerek dökeceğim yine de. Ne olur ne olmaz. Evet, terbiyeyi döktüm. Hemen kıvamı oturdu çorbanın. İşkembe, kelle paça, bu tarz çorbaları ben çok severim. Biz Ali ile bayılırız. Sarımsaklı, sirkeli. Hem çok faydalı. Hem de çok lezzetli. Bu akşamki menümüz de böyle işte. Çorbamız, tavuklu pilavımız. Allah bereket versin. Perdeleri de astım. Ay, güneşlikleri. Böyle oldu. Vallahi çok iyi oldu. Çekiyorum perdeyi şimdi. Bu köşede rahatça uzanıyorum. Ondan sonra bilgisayarda videoları düzenliyorum. Çok kolaylık oldu benim için. Böyle rahatlık oldu daha doğrusu. Çiçeklerimi değiştirdim. Saksıları ektim. Şöyle göstereyim. Çamaşır astım. Şeyleri yıkadım. Koltuk örtülerini falan yıkadım. Bakın. 4 tane rengarenk saksım var şurada. 4'üne de 3 tanesinde karanfil, 2 tane de cam güzelimine. O çiçek var ya, ondan ektim. Begonvil mor saksıdaydı. Şu köşeye diktim. Onu da artık değiştirmeyeceğim, ellemeyeceğim. Ben herhalde çok fazla suladığım için çiçekler hemen çürüyordu. O yüzden çok daha fazla sulamayacağım. Bakalım. Bu arada tahtamız da böyle. Biraz daha alacağız. Burasına ve şu köşeye ek yapacağız. Tabureyi çıkarttım. Arada çıkarıyorum dışarıya böyle. Oturuyorum. İyi geliyor bana böyle serin serin. Otlarımız da temizlendi. Manzara açıldı böyle. Şu köşede kaldı. Orası da temizlendi mi? Komşu da oraya koltuk gibi bir şey koydu. Çok güzel. O da orada oturuyor. Ben de tabureyle burada oturuyorum. O sandığın orada. Muhabbet ediyoruz öyle. Böyle çok güzel oldu. Hadi şimdi mutfağa gidelim. Bulaşık makinesini falan boşaltalım. Ondan sonra diğerleri yerleştirelim. Böyle. Şu köşeden takmaya yer ayırdık. İki köşeden de ayırmadık. Akşam da buranın camlarını sildim. Lokla sildim. Tertemiz oldu. Bir de şuradaki kapağı çıkarttım. Kışın takıyoruz bunu. Yazın içerisi hava alsın istedim ben. O yüzden çıkartıyorum yani böyle. Kışın. Ay, yazın çıkartıyorum yani o kapakları. Bu tülü de asmak istemiyorum. Poşetleyeceğim, kaldıracağım. Bu iç kısım böyle bomboş, ferah, temiz olsun istiyorum. Çünkü toza alerjimiz var hepimizin, ailecek. Bütün kırlentleri söktüm. Ama koltuğumun kirine bakar mısınız? Geçen sene silmiştim. Pırıl pırıl olmuştu. Yaz başında silmiştim.
Ama çok yorulmuştum. Yani bir gece başlamıştım böyle. 12'ye 1'e kadar uğraşmıştım. Murat'a diyorum 100 liraya koltuk yıkıyorlarmış. Halı yıkamalar. Çağırsam güzel yıkarlar mı? Lekelerini çıkartırlar mı? Bilemedim. Hiç daha önce koltuk yıkatmaya vermedim böyle. Eve çağırmadım koltuk yıkatmaya. Hani nasıl yıkarlar bilmiyorum. Yani yıkansa yeni gibi olacak. Çünkü ne bir yırtığı var ne bir kırığı var koltuğun. Hiçbir şey yok. Ama sırf şu kirinden dolayı işte. Su lekeleri bunlar da böyle. Ya ne oluyor mesela? Denizden geliyorduk geçen sene. Ali ıslak şortla onunla bununla oturuyor. Ya da su içiyor ya da tabak koyuyor. Yoksa başka bir leke değil yani. Bayağı kirli. Bütün kırlentlerini söktüm, makinede yıkadım. Şimdi keşke bunlar da balkondaki gibi kırlentleri yıkanan cinsten olmuş olsaydı. Şimdi ne kadar iyi olacaktı işte. Bunları söküp yıkacaktım. Keşke kendim şey yapabilsem. Söksem dikişlerinden. Bir daha geri nasıl takacağım? Dikemem. Zımba falan lazım. Koltuk zımbası. Bakalım düşüneceğiz. Ya koltuk yıkama yıkacak. Yoksa ben tek başıma böyle silmekte çok zorlanırım. Çünkü çok büyük ve geniş. O yani ayı. Va, yani valiz. Evet. Bu o otomobil. Bu ütü. Yani ütü. Bu çay. Yani çay demek. Çay, çatal. Çatal kay. Çay yani. Evet. Çataldan çataldan çay. Şatal. Şataldan çayı. Evet. Bu ka. Ge. Yani geyik. Evet. Gu gu gu. Ka. Yani karpuz. Bu u. Yani uşak. Beğendim. Ali ne geldi? Onlarla göster bakalım bize. Çikolata mı? Murat'a iş yerinden böyle Ülker'den 2 paket bayram şekeri gelmiş. Bayram geldi. Hem de Ali'nin en sevdiği çikolatalardan. Bayram geldi.